Yönetmenimiz Hızı'nın son 15 dakika diyor. O Beşiktaş'ın şeylerini hazırladık mı? Dün çok konuşuldu. Erman Hoca'ya sormadan geçmeyelim. İki pozisyon vardı. Hazırsa onları verelim. Bu arada Alanya'da da çok rüzgar varmış. O yüzden uçak kalkmadığı için Antalya'dan Trabzonspor takımı Trabzon'a geçecek. Yeni havalimanının biraz öyle bir sıkıntısı var. Yani var, günlük güneşlik havada öyle bile rüzgara çok müsait, çünkü aldığı zaman erteleniyor uçaklar. Hocam burada Antalya Alanya arası o kadar değil. Ben bakıyorum da mesela. Şuraya verelim ekrandan. Her yer havalimanı yapıldı. Mersin'de havalimanı yok. Mesela hocam, Adana'ya gidiyorsun. Doğru. Bu Ersin'in kırmızı kart gördüğü pozisyon. Ersin, Muhammed. Montero burada Muhammed'le mücadelede. Kırmızı siyahlı oyuncu Muhammed. Kaleci Ersin çıkıyor. Burada kırmızı kartı. Şimdi iki oyuncu da ayağını kaldırıyor. Dedil. Şimdi şey şu yorum. İki oyuncu da ayağını kaldırıyor. Daha uzun ayağı olan Ersin. O yüzden Muhammed de kaldırıyor ama Ersin'in daha uzun olduğu için burada Ersin'in darbesi varmış gibi gözüktü. Buna rağmen kırmızı kart verdiler. Sebep bu mu? Yoksa burada bir bariz gol şansı var. O yüzden mi kırmızı kartı gösterdi acaba hakem? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Konuşun abi. Biz size soruyoruz hocam. O kadar vaktimiz yok. Bir bilen olarak hocam, az önceki şeyden sana sonra zaten susuyoruz hocam şu anda. Bence az önceki bence, şundan sonra. Bence darbeye kırmızı verdi. Darbe var zaten. Bence yani kırmızı kart ağır. İlk topa diyen Ersin. Sonra ister istemez havada ayağı ne yapacak? Çarpıyor. Çarptığı yerde bir kere yere Muhammed yattı, farklı yerini tutuyor. Yani madem hani vurduğu yer dizine doğru, kaval kemiğine doğru yerde tuttu. Bana göre Ersin istemeden onu yaptı. Çünkü ilk topa diyen Ersin, evet çıkışında bir faul, yani darbesi var. Bak şimdi darbesi var da faul darbesi ama kırmızı kartı ilk topa değdikten sonra bariz gol şansına mı verdi sizce? Bariz gol şansına verdi. Sizce hocam? Pozisyonu tabana atamadın ki. İşte şuradan gözüküyor olay. İki doğru, futbolcu ayaklarını yani. Ayaklarını çok. Resimden o kadar güzel gözüküyor ki pozisyon muazzam abi. Abi ne yapıyorsun şimdi, beni anlayan alacak oraya taban kaldıracak falan. Hocam güzel uygulamalı yapalım mı? Senle yap. Bir de hocanın taban kaldırdığını düşünsene gel, bana. Gel buraya gel. Eyvah hocam. Yok hayır hocam. Hayır hocam. Şu kameramız. Gel gel şöyle gel. Eyvah hocam. Ben oturarak yapayım. Sen ayakta ol. İş mağdur ol. Sen iş mağdur olmak var. Ayağını kaldır şöyle, sağ ayağını. Şöyle gel. Şöyle hocam, gel. Şimdi. Sağ ayağını kaldır. Kaldırdım kaldır hocam. Kaldır. Şöyle gel şöyle. Hocam, şöyle kaldır. Eyvah hocam. Ya öyle değil. Buraya gel, ayağını buraya kaldır. Ha, şöyle mi yapayım? Ha. Kaldır. Tamam. Bak kaldırdım. Bu senin ayağın. Çok elimi kaldırma. Tut. Çok kaldırma. Tamam. Bu da benim ayağım. Bak kaldırma bak. Ama şeyiz değil mi? Ya kaldırıyoruz da. İyi yerlik çektim ayağımı, yoksa gidiyorum. Evet. Anladın değil mi? Anladım hocam. Bunu yapan kim? Atılan. Hmm. Bir, ben sana başka bir şey söyleyeyim. O kalecinin ilk pozisyonda atılması lazım. Evet. Evet şeyi evet diyorsunuz. 20. Evet. dakikada. İlk pozisyonda kesin atılması lazım. O hakeme biraz ben yandan bakıyorum. Şey. Yaşar Kemal. O hakeme ben uğurlu biraz yandan bakıyorum. Artık o kadar cin olmuş ki o pozisyonu Ale'ye faul vermek var ya. Cinayet ya. Peki var. O pozisyonda Ale'ye faul vermek aleyhine cinayet ya. O hakeme ben biraz yandan bakmaya başladım. Biraz dikkatli hocam bakayım o hakeme. Orada var niye? Biraz dikkatli var bakacağım ona. Onun akıl hocaları da var. Peki şu gol hekim olabilir haftayımda ya niye şey atmadın diye. Bazı şeyler var da öyle konuşuyorum tabii. Yani bir akıl hocaları var herhalde, abisi amcası falan. Ya niye atmadın? Ya bariz kırmızı ya. Gözünü evet kapatmış kaleci, gitti dağın diye indirdi adamı. Gözünü kapatmış ya. Kaleci ellen bellen oynar. Hani onu oynasak. Gözünü kapatmış gitti adamı. Dağın diye indirdi ya. Nasıl bir kırmızı olmaz abi? Ale'ye faul verdi ya. Ya ulan dedim, yanlış mı görüyorum ya? Böyle bakıyorum. Peki ya, hocam buradaki yardımcı dün nasıl olsaydı kaldırdı? Vida şurada hocam. Utku'dan dönüyor top. Buradan tamamlanıyor, gol oluyor. Şu yardımcı Vida'yı nasıl görmüyor içteki? Nerede duruyor hocam bu yardımcı? Allah muhafaza, Allah'tan devam ettiler de. Yani gol oldu, orada kesmediler Allah'tan. Ya Allah'tan. Acaba hocam şuraya mı baktı? Yani Vida yakındaydı ya. Buraya mı odaklandı? Nasıl? Tavuk karası olması lazım. Anlayamadım. Ya inanılır gibi değil. Hani olur yani, ya. Çünkü 3 santim, 5 santim, ya 3 metre falan var ya.
3 metre var abi. Dün bir şey vardı onlarda. Dün bir tuhaftı onda. Dün bir tuhaflardı onda. Yani sağ kenarı, Ankara'dan gelenler. Sağ kenarda bir tuhaftı hocam. O Sumudika'nın yaptıkları ettikleri. Onu zaten bir altını bilmem çizmek neden lazım aslında. Sumudika yani için ne diyorsunuz? Facia ya. Kaç tane oldu ya? Biz sürekli bir galip geliyor. Sonra bir kalkanlı Şahinli bir şeyler. Sağın kenarında dördüncü hakem var. Onu da bırakın. Sağın kenarında temsilci var ya. Ya bir de hayır, Gazişehir takımı galibiyet alıyor. Yani onu öveceğiz ama hocanın yaptıklarına bakıldığı zaman ya biraz dikkat edeceksin. Ya bir değil, iki de üç değil. Demek ki sürekli yapıyor bunu. Her maç mesela dikkatini geçen sene Sivas maçında oldu. Rıza hocanın maç 5-5'ti galiba. Beşlik maçta da aynısı oldu. Sürekli ekibinden alakalı veya kendinle alakalı yaptığı hareketler var. Yani zaten kazanıyorsun maçı. Kazanırken hocanın bir kenarda duruşu olur. Tabii bu kaçıncı hareket? Ya bu hep bir de karşı taraf suçlu. Hocam gene sarı yedi. Kırmızı yiyordu yine. Kayseri Spor'dan beri bak Mehmet. Ya bu 10. hareketi ise hep onunla uğraşılıyor. Arkasına laf söyleniyor. Onunla yapılan ayıp. Evet, evet. O iş bir şey yapmıyor. Ya sen şimdi Beşiktaş kulübüyle ne alıp veremedin senin olabilir ki? Kartal dediğin gibi hareket bir şeyler, sonra Şahin'e döndürdüler falan vesaire. Hayır, bunlar yani bu kaç tane oldu ya? Boş değil. Yani Sumudika veya bizler bile herkes vefat edecek, gidecek değil mi bu dünyadan? Baki kalacak nedir kulüpler? Yine Gaziantep Spor, yine Beşiktaş'la bundan hani 100 yıl sonra yine karşılaşacak. Evet. Yani ama sen Sumudika hani hem burada olay yapıyorsun Kayseri Spor'dan beri, sonra ülkene gideceksin hocam, bu kulüpleri bir birbirine düşürme. Novak, bak Sosa yaş itibari söyleyebilirim ama Novak bir şekilde tutabilir miydin? Tutabilirdin. Ben de öyle düşünüyorum yani işin kısmı. Sörlot'u zaten tutamazsın. Çünkü hem çok büyük para kazanacaksın, bir de oyuncu satmak zorundasın ki transfer yapacaksın. Bir de yani Novak sana çok enteresan bir sol bek olarak maç kazandırıyordu. 10 tane gol ne demek ligde ya? 10 tane gol atıyor bir sol bek. Şimdi Sosa 35 yaşında, pandemiden sonra zaten düşüş yaşaması takımı da etkiledi. Çok, şampiyonluk çok yarışından geri kalmasının en büyük nedeni belki o Sosa'nın orada formsuzluğudur. Evet, evet. Şimdi Sosa 35 yaşında çok ciddi rakam istiyor. Tamam vermiyorsun, anlaşılır. Ama tamam Sosa bir de yani Sosa'yı değerli kılan çok iyi bir puzzle oturdu geçen sene. Yani bir bakıyorsun yanında oynadığı yani oyuncular parmak, önemli. Parmak NDI'ye geldi. Evet, Abdülkadir Ömür, Vakeme, Sörlot, Ekuban. Yani en formda pik hallerinde geldi. Sosa'yı bir de parlatan buydu. Şimdi hadi anlaşmadın Sosa'yla ama bir şekilde mutlaka Novak'la anlaşman gerekir. Novak kesinlikle performans oyuncusu. 10 gol ne demek Ender? Bir sol bek oynuyorsun, 10 gol yapıyorsun. Yok hocam, sol bek bulamıyorsun ki zaten. Hani anlaşmıyor oyuncu, ne yapacaksın hocam? Oradaki sıkıntı. Hayır, anlaşmıyor, rakamda anlaşamadı. Hayır, çıkmadı. Olur. Hayır, ben gideceğim dedi Novak. Ya gideceğim ben dedi de şöyle bir ama şey var. Başka yani konuşmaları ben de biliyorum. Menajerlerin mesela para önce bir işte ya imza parası var. Evet, bitmeden önce imza parası konuşuldu. Yoksa onu kabul etmedi Trabzonspor. Yani şu kararı vermeleri lazım. Yani Edin Imtilaz bu iş olmaz, %100 katılıyorum. Sezon başı. Mehmet'e. Yani bu şehir kendi kahramanını kabul etmedi. Bak Ünal Hoca'yı. Tamam mı? Yani çok ağır eleştiriler. Yani Ünal Hoca'nın görevdeyken yaptığı maç sonrası toplantıları fenomen. Gidin seyredin. Neler oluyor. Sana katılıyorum yani. Abdullah Avcı orada özellikle yerel basında çok büyük problemler yaşayacak. O sabrı gösterecekler yani bir de o, Mehmet. Bir de yani, o kırılgan yapıya sahip tabii, bir Abdullah Avcı var. Tabii ona tavsiyem hiç okumaması, görmemesi, bakmaması. Yani şunu diyecek. Bana söylemeyin. Yardımcıları muhakkak takip eden olacaktır. Yani. Yardımcılar. İkincisi oradaki iletişimi çok doğru kurması lazım. Yani bizim Serdar abiler, Ali Kemal abiler, tamam mı? Yani onlarla oturup. Ali Kemal abi kulüpte görevi var zaten. Tabii yani ne yapacağını. Serdar abi ne yapacağını yani doğru ifade ettiğinde, projesini doğru anlattığında, oradaki ileri gelenleri diyeyim. Ama hoca ne kadar müsaade eder buna? Aynen. Şimdi öyle de bir sıkıntı var. Yardımcı olurlar ama hocanın her kendi prensipleri var. Çünkü bir de 7-8 kişilik bir ekip geliyor. İleri gelenleri ikna etmesi lazım projesi. İkincisi dün çıkıyorum buradan. ulaştığımdan bir arkadaş geldi. Trabzonsporlu. Evet. Sinirli. Ona da aynı şeyi söyledim. Real Hoca'yla da çok sık konuşuyoruz. Başarı için yani hedefe yürüyeceksem, şampiyon olacağım diyorsan iki yol var. Birincisi Galatasaray'ın yaptığı gibi. 40 milyon bonservis vereceksin. İşte Belanda'yı, Fernando'yu, Marka'yı tak 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 alacaksın böyle. Günlük anlık o yılki hedefe gideceksin. Büyük para harcayacaksın. İyi oyunculardan bir takım kuracaksın. Performans takımı kurup başarıya geleceksin. Çalışacaksın.
Yani uzun süre çalışacaksın. O kaliteyi sağlayamıyorsan İstikrar ki olacak. Sağlaman zor. Yani para verip alamadığına göre kaliteyi. İlk işi göreceksin abi. İstikrar şey olacaksın. Yani, kolay değil. Yani şu an Abdullah Avcı'nın gelmesi için Trabzonspor'un dinamiklerini, iç yapısını çok iyi bildiğim için ki bu şartlarda yani Erman Hocam tabii ki daha farklı bir açıdan baktı. Çok zordur. Bunu taraftarın kabul etme şansı zordur. Bu puan durumuna alıp da baktığın zaman gerçeklerle yüz yüze geldiğin zaman Trabzonspor taraftarı bunu kabul etmez. Tamam. O net olarak. Çünkü geçen sene şampiyonluğu önemli ve süreci hep belli olan bir takımdır. Bunu kabul etmez. Bak Mehmet, bir de şu var. Şimdi Abdullah Hoca yapı olarak her şeyi doğru konuşmalarına bakıyorum ben mesela. Yani her şeyi bir eleştiriyi de kabul etmiyor modunda gibi görüyorum. Her şeyi biliyor falan. İşte diyor ki o sahte bek onu kullandın. Sen de birileri diyor ki işte kopya çıkıyor. Sen de birinden gördün onu sahte bek.